Şimdi Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'dan 35 aya yakındır ne yazık ki haber alamıyoruz. Bu AKP-MHP rejiminin bu tecriti, insanlık dışı tecriti artık toplumsal bir tecrite dönüşmüş hale geldi. Yani başta Kürdistan ve Türkiye halkı olmak üzere bütün halk aslında tecrit altındadır ve bütün gençlik aslında tecrit altındadır. Genç kadınlar ve kadın kavramı tecrit altındadır. Şimdi bu tecriti kırmaya yönelik Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecriti kırmaya yönelik ve fiziki özgürlüğüne dönük zindanlarda başlatılan açlık grevleri 60. gününe girmiştir. Bu cezaevindeki kesim yani toplumun birçok yerini ilgilendiren kesimdir aslında. Çünkü yurtsever halkın, devrimci kesimin bulunduğu siyasi tutsaklar 60. gününde açlık grevlerindedirler. Bu Şubat ayına kadar zaten dönüşümlü bir şekilde ilerliyor. Şubat ayından sonra dönüşümsüz bir şekilde ilerliyor. Ve buna bütün halkımızın aslında bir nevi kulak olması gerekiyor. Çünkü zindanlarda mücadele eden halk kesimi ve yoldaşlar kesimi bir halk gerçekliğidir yani. Halk için mücadele ediyor. Ve bizler HEDDEM Gençlik Meclisi olarak bir kampanya başlattık Haziran ayında. Bu Lidici Şeret Taybet, Tekoşinek Beybet yani özel savaşa karşı görkemli direniş. Yani bir özel savaş nedir? Biraz kısacası ona değineyim. Ondan sonra yaptığımız eylemlerin içeriğini anlatayım. Şimdi özel savaş aslında kapitalist modernitenin bir bireye, bir topluma indirgenmiş bir çukurdur. Yani o çukurdan bir birey düşünme yetisini kaybediyor, yurtseverlik algısını kaybediyor. Kendi bir bütünüyle yani birey olmadan çıkıyor yani. Ve yoz, popülist kavramlara dönüşüyor ne yazık ki. Şimdi bizim başlattığımız kampanya da aslında bu kavramları yenilmeye çalışmaktır aslında. Şimdi Gençlik Meclisi bugün her yerde, mahallelerde, çoğu kesimlerde nöbetlere başladık. Yani bu nöbetlerimizin amacı mahallelerde ne yazık ki uyuşturucu ve fuhuş belaları var. Yani bir yurtsever genç, bir Kürt genci ne yazık ki kendi kimliğinden mahrum kalıyor yani. Bu devlet sistemin aslında bir oyunudur. Sistem istiyor ki bir Kürt genci kendi kimliğinin farkına varmasın. Bir bilinçli genç kendi kimliğinden yoksun kalsın yani. Onun dışında bizim zaten yürüttüğümüz kampanya tecidi kırmaya yöneliktir. Şimdi demokratik Kürt sorununun çözümü yani Kürt sorununun çözümü aslında zaten İmralı'da yatıyor yani Sayın Abdullah Öcalan'dır. Şimdi Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü gerçekleşse yani tecrit kaldırılsa, kırılsa, gençlik ve halk tarafından parçalansa bu bahsettiğimiz özel savaş elemanları ve özel savaşın kendisi zaten ortadan kayboluyor yani gidiyor. O yüzden bizim eylemlerimiz ve başlattığımız kampanya ise bir bütünüyle Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecriti kırmaya yöneliktir yani. Çünkü tecritin kırılması bir toplumun özgürleşmesidir yani. Çünkü tecrit sadece bir kişiye, bir bireye indirgenmemiş. Yani bir topluma indirgenmiş hale gelmiştir ne yazık ki. Ve bizler DEM Gençlik Meclisi olarak zindandaki eylemlerin sesi olup bu kampanya çerçevesinde tecriti kırmaya yönelik aktif çalışmalarımıza, eylemlerimize devam edeceğiz. Bu kampanya çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor ve devam edecek. Aile buluşmaları, nöbetler, halk buluşmaları düzenleyeceğiz. Gençlerle oturacağız, konuşacağız, her mahalleye gireceğiz. Gerekiyorsa bir gençle 12 saat değil 12 yıl boyunca yani ilgileneceğiz. Yani sırf kendi kimliğinin, kendi yurtseverlik kimliğinin farkına varsın diye. Bu çalışma kapsamında çalışmalarımız devam edecektir zaten. Onun dışında zaten çalışmalarımızın tecride dönük olduğunu da tekrardan belirtmek istiyoruz. Bizim çalışmalarımızın temel esası tecriddir ve zindanın sesi olmalıdır. Zindandaki yoldaşlarımızla birlikte bizim de direnişimiz devam ediyor. Onların sesi olmaya devam edeceğiz.